Çocukların hastaneye gelmelerinin en büyük sebebi yaralanmalardır. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıkladığı istatistiklere göre yaralanmalar çocuklarda ve gençlerde en dikkat edilmesi gereken konu. Hastalık Kontrol ve Önleme Departmanı'na göre her yıl 1 ila 19 yaşlar arasında 12 bin çocuk aldığı yaralar yüzünden ölüyor. Genellikle çocuklar kendilerini düşünür ve çevresinde olan bitenlere pek dikkat etmez. Yeterince deneyimleri olmadığı için dış dünya hakkında pek bir şey bilmezler. Karşılaştıkları durumların sonuçlarının ne olacağını da bilemezler. Çocuklarda ölümcül olmayan yaraların en büyük sebebi düşmektir. Her gün 19 yaş altı 8 bin çocuk bir yerlerden düşmeleri sonucu aldığı yaralar için hastaneye gidiyor. Her yıl bisiklet kazalarında 100 çocuk hayatını kaybediyor ve 254 bin çocuk da yaralanıyor. Özellikle bu rakamların çocuklara ait olduğunu göz önüne alırsak, bu rakamlar hiç hafife alınacak gibi değil. Çocuklar meraklıdır ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini bilecek olgunlukta değillerdir. Tek bir yanlış hamle bile ağır yaralanmaya, hatta ölüme bile sebep olabilir. Çocuklara birisinin göz kulak olması ve tehlikelerden onları koruması gerekir. Çocuklar çocukça şeyler yapar ve aileler de çocuklarının keyfini kaçırmak istemez. Ama yine de gerekli durumlarda önlemlerin alınması gerekir. Louis King oyun oynarken kulağına bir şey kaçırdı ve annesine bu durumdan bahsetmeden önce bir hafta bekledi. Görünüşe göre Louis kalemle oynarken kalem kulağına kaçmış ve çıkarmaya çalışırken de ikiye ayrılıp çocuğun kulağına girmiş. Bu yüzden de Louis bir hafta boyunca kulağında yabancı bir nesneyle yaşamak zorunda kalmış. Annesi bunu öğrenince hemen Louis'i acil servise götürdü ve bir doktor da Louis'in kulağına baktı. Louis kulağına kalemin çok küçük bir parçasının kaçtığını söylüyordu. Doktor bunu duyunca bir an önce Louis'in kulağındaki nesneyi çıkarmak için harekete geçti. Çünkü kulakta yabancı bir nesnenin uzun süre durması enfeksiyona, hatta sağırlığa bile sebep olabilirdi. Doktor kulaktan kalem parçasını çıkarmanın kolay bir iş olacağından emindi. Doktor birkaç farklı alet kullandı ve birkaç dakika içinde kalemi kulaktan çıkarmayı başardı. Ama doktor çocuğun kulağını kontrol ederken Louis'in yalan söylediğini anladı. Kulağına kaçan diğer şey doktoru şaşkınlık içinde bıraktı ve bu doktor bu şeyi de çıkardıktan sonra Louis'in kulak zarının yok olduğunu fark etti. Neyse ki kulak zarları zamanla iyileşme özelliğine sahiptir ve 6 hafta içinde Louis'in kulak zarı da yeniden oluşacaktı. Louis'in kulağına kaçan asıl şey neymiş merak ediyor musunuz? Louis'in bu konuda neden yalan söylediğini anlamak çok zor. Ama Louis'in kulağına kaçan ve bir hafta orada duran şey bir saat piliymiş. Bir sebepten ötürü bu zavallı çocuk bir hafta boyunca ailesine bu durumdan hiç bahsetmemiş. Neyse ki çocuğun kulağı iyileşemeyecek kadar hasar almamış. Kulağa kaçan yabancı nesneler acıya, enfeksiyona ve işitme kaybına sebep olabilir. Genellikle kulağınıza bir şey kaçtığını hissedersiniz ama küçük çocuklar bunu pek fark etmeyebilir. Eğer kulağınıza bir şey kaçarsa kulak pamuğu ve benzeri şeyler kullanmaya çalışmayın. Yoksa nesneyi daha da ileri götürüp kulağınıza daha çok zarar verebilirsiniz. Eğer nesne gözle görülebiliyor ve cımbızla alınabilecek gibi ise öyle yapın. Nesneyi yavaşça çıkarın ve başınızı yana eğerek yer çekiminden yararlanın. Eğer kulağınıza böcek kaçmışsa yağ dökün ve kafanızı sallayarak böceğin kayıp çıkmasını sağlayın. Kullanacağınız yağ zeytinyağı ya da bebek yağı olmalı ve ılık olmalı. Böcek dışındaki şeyler için yağ kullanmayın. Bu yöntemi çocuklarda ya da kulak zarınız hasarlıysa denemeyin. Kulak zarının hasarlı olduğunun belirtileri şunlardır. Acı, kanama ve kulaktan çıkan akıntı. Eğer kulak zarınız hasarlıysa bir şırıngaya su doldurun ve bu suyu kullanarak kulağınızdaki nesnenin çıkmasını sağlayın. Çocuklarınızın sağlığına dikkat edin ve onları her türlü tehlikeden elinizden geldikçe uzak tutun.